Merhaba, arkadaş bileklikleri serimize devam ediyoruz. Bugün kolumda görmüş olduğunuz çapraz bir şekilde örülen ve 3 renkli arkadaş bilekliğini yapacağım. Bunu yapmak için 3 tane farklı renge ihtiyacımız var. İlk seferinde kırmızı, mavi ve beyaz tercih etmiştim. Bu sefer de beyaz, gri ve pembe kullanacağım. Şimdi öncelikle ölçülerimizi vereyim. Her renkten 100 santim boyutunda 3 tane kesiyoruz. Ayrı ayrı 3 tane olacak. Bu şekilde keseceğiz. Üçünden de kestikten sonra üç tane aynı renk yan yana gelecek şekilde bu şekilde ayırıyorum. Daha sonra bant yardımıyla masaya sabitliyorum. Daha sonra da örme işlemini gerçekleştireceğim. Çok karışık değil ama dikkatli izlerseniz çok daha iyi olur. En sağa koyduğum ipimi öncelikle şöyle bir kenara alıyorum. Onunla daha sonra ilgileneceğim. Şimdi en soldakiyle ve ortadakini kullanarak başlayacağım. Bu şekilde bunları da kendi arasında ayırdıktan sonra en baştaki bu birinci sırada olanı şu şekilde ayırdım. Bunu alıyorum. Bu şekilde tuttuktan sonra ikinci ipimi aşağıda bu şekilde tutuyorum. Daha sonra şöyle geçirerek bir tane düğüm atıyorum. Düğümlerimizin sıkı olmasına dikkat edelim. Çok gevşek yapmayalım. Birinci düğüm attıktan sonra aynısını bir kere daha yapıyorum. Her seferinde ikişer düğüm atacağız. Daha sonra bu ikinci olan ipimi kenara ayırıp üçüncüyü alıyorum. Birinci hep sağ elimde kalacak. Bununla da aynı şekilde bir ve ikinci düğümümü atıyorum. Bunu da bıraktıktan sonra sırasıyla buradaki iplerin hepsini de tekrar yapacağım. Şimdi birinci ipimi buradakilerin hepsiyle teker teker ikişer düğüm attıktan sonra bunu bu şekilde bırakıyorum. Şimdi burada farklı olarak şöyle bir şey var. Sonra bunu aynı şekilde başlayacağım. Buradaki, buradaki, buradaki ve buradaki iple yapacağım. Ama daha sonra bu iple tekrar yapmayacağım. Evet, dediğim gibi yine buradaki ipimi aldım. Bunların hepsiyle yaptım. Şimdi sonuncuyu da göstererek yapıyorum. Birinci düğümümü ve ikinci düğümümü attım. Normalde burada bir tane daha ipimiz var. Bununla da yapabilirdim ama bununla yapmıyoruz. Görüntü şu şekilde oluyor. İlk yaptığım burada kalacak, ikinci burada kalacak. Bunu da aynı şekilde bununla, bununla, bununla yapacağım ve bu buraya geçecek. Bu ikisiyle bağlamayacağım. Üçüncü ipimi de buradan aldım. Buradakilerle birlikte düğümler atarak buraya getirdim. Sonuç olarak bu şekilde bir görüntü ortaya çıktı. Yani griler buradayken 3 tane gri buraya geçmiş oldu. Şimdi en sola attığımı, bu sefer buradakini yaptığım gibi bunu alıyorum. Bu şekilde kenarda bırakıyorum. Şimdi kullanacaklarımız bu ortadaki griler ve bu sefer pembeler. Bu sefer de tam tersten gideceğiz. Daha önce soldan örmüştük, şimdi sağdan öreceğiz. Şimdi buradaki en dışta olanı alıyorum. Bu sefer bunu sürekli öreceğim. Şimdi ikinci pembeyi alıp bu şekilde geçirip bir tane düğüm atıyorum. Yine aynı şekilde ikinci düğümümü atıyorum. Ve bunu bırakıp bir diğerine geçiyorum. Bir, iki. Bunu da aynı şekilde bırakacağım. Evet, gördüğünüz gibi şekil ufak ufak kendini belli etmeye başladı. Bundan sonra yapacağımız şeyler çok basit. Sırayla sağdakini bu şekilde atıp soldan böyle öreceğiz. Daha sonra soldakini atıp sağdan öreceğiz. Bu şekilde böyle çapraz çapraz örmeye devam edeceğiz. Bileğinizi
bize uygun boyda ördükten sonra normal örgü yaparak bitiriyoruz. Bunun gibi 3 videom daha var. Bileklik yaptığım farklı modelleri gösterdiğim. Onların linkini de aşağıya bırakıyorum. Daha sonra devamı da gelecek. Farklı modeller de yapacağım. Onları da izlemek için aşağıdan ulaşabilirsiniz linklerine.